Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere iki WhatsApp'ı karşılaştıracağım arkadaşlar. Hangi WhatsApp daha güzel, hangisi farklı özelliklere sahip? Bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi ekranda iki tane WhatsApp var. Birisinde normal sadece WhatsApp yazıyor, birisinde WhatsApp Plus yazıyor. Birisi WhatsApp Mix, birisi WhatsApp Aero arkadaşlar. Bana yorumlarda çok sorular geliyor. Abi hangisi güzel? WhatsApp Aero mu yoksa işte normal WhatsApp Plus mı? Hangisi güzel diye bana mesajlar geldi. Ben de sizlere bundan WhatsApp Mix ile WhatsApp Aero'nun karşılaştırmasını yapacağım. Farklı özelliklerinden bahsedeceğim. Hangisi hangisinden daha üstün onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bence videomu kesinlikle izlemenizi öneririm. Gerçekten işinize yarayacak bilgilerden bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımda iki WhatsApp var. Biraz önce dediğim gibi birisi Aero, birisi normal WhatsApp. İkisine de numarayla giriş yaptım. Şimdi ben bunların özelliklerinden bahsedeceğim bu videomda arkadaşlar. Şimdi hemen normal Mix olana bir giriş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi WhatsApp Plus yazıyor. Bu normal Mix olan arkadaşlar. Değişik özelliklere sahip olan bir WhatsApp bu. Bunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela WhatsApp Plus ayarları diyor. Buraya tıkladığımızda bu WhatsApp Plus'ta, yani WhatsApp Mix öyle söyleyeyim sizlere. Bunda ekranda WhatsApp simgesini değiştiremezsiniz. Veya ana ekrana girdiğinizde ana ekranda size olağanüstü özellikler sunmaz. Sade bir WhatsApp Plus'tır bu. Peki bundaki işe yarayan özelliklerde ne diye soracak olursanız, son görülmeyi bu da gizliyor. Yönlendirmeleri devre dışı bırakıyor. Yönlendirmeyi devre dışı bırak olayı ise, size gelen bir mesajı siz başkasına gönderdiğinizde iletildi simgesi karşı tarafa çıkmıyor arkadaşlar. Görünüm durumunu gizleyebiliyorsunuz durumlarda paylaşılan durumların silinmesini engelleyebiliyorsunuz. Yani bir arkadaşınız durum yaptığında hemen silerse sizde silinmiyor, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve normal mesajların silinmesini engelliyor. Yanıtladıktan sonra mavi tık. Bu normal WhatsApp Mix arkadaşlar. Bunda dediğim gibi hani öyle aman aman özellikler yok. Bu sadeliğiyle öne çıkıyor ama bundaki birkaç tane efsane özellik de var. Onu da söyleyebilirim. Mesela o efsane özellikler nedir diye soracak olursanız, bunda konum öğrenebiliyorsunuz. Karşı tarafın nerede olduğunun konumunu öğrenebiliyorsunuz gizliden. Veya karşı tarafa atılan mesajları ayarlıyorsunuz. 7 gün içerisinde mesajlar otomatikman karşı taraftan çekiliyor. Ve bir de yazışmalarınızın grafiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu WhatsApp Mix'in efsane özelliklerinden birisi. Ve bu WhatsApp Mix'te mesela diyelim ki uçuş modu ve gece modunu oradan kaldıramıyorsunuz. Onlar sabit. Ama WhatsApp Aero'da onları da kaldırabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Bu WhatsApp Mix'in bu tarz özellikleri çok güzel. Ama sadelikten yana bu. Fazla bunda özellik yok arkadaşlar. Konuşma ekranındaki ayarları veya hani yukarıya birisi online olduğu zaman yukarıda işte online yazısı çıkmıyor. Onları falan gizleyemezsiniz bu WhatsApp Mix'te, ama diğer WhatsApp'larda gizleyebiliyorsunuz. Onda daha fazla özellik var. Bunda da dediğim gibi konum falan öğrenebiliyorsunuz. Ve diğer WhatsApp Aero'ya geçecek olursak, bu WhatsApp Aero'da arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. WhatsApp Plus'a çok yakın özellikleri var ama bunun ana ekranı değişik. Gördüğünüz gibi profil resminiz en üstte duruyor. Onu değiştirmek için temalar değiştirirseniz, yani siz herhangi bir tema yüklerseniz o da oradan değişmiş oluyor. Normal WhatsApp görüntüsüne dönmüş oluyor. Ve mesela bunda ayrı ayrıcalıklar diye normal WhatsApp Plus'lar gibi en yukarıda yazıyor. Peki bundaki değişik özellikler ne diye soracak olursanız, diğerine göre arkadaşlar. Bunda mesela diyelim ki ekrandaki WhatsApp simgesini değiştirebiliyorsunuz. Peki değiştiriyorsunuz. Hani ne gibi simgeler var? Mesela başlatıcı simgesine tıkladığınızda bunda bu özellikler var. Ama biraz önceki WhatsApp Mix'te yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de normal takım simgeleri de var yani bunda. Güzel de simgeleri var. Onu da söyleyeyim. Başlatıcı simgesinde ve bildirim simgesine de geldiğimizde, bildirim simgesi de yani yukarıdan gelen bildirimlerin simgesinde buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani bundaki
telefonunuzu biraz daha değişik şekle koyabiliyorsunuz. Ve biraz önce de dediğim gibi hani ana ekrana tıkladığınızda olağanüstü bir özellikler yok WhatsApp Mix'te. Ama WhatsApp Aero'da dilediğiniz her özellik var arkadaşlar. Buradan baya baya bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Kamera ikonunuz olsun, gece gündüz ikonunuz olsun, orada arama ikonunuz olsun. Ne isterseniz onları da değiştirebiliyorsunuz buradan. Ve şunu da söyleyeyim, bu WhatsApp Aero'daki bu özellikler normal WhatsApp Plus'ta da yok arkadaşlar. Onun da ben karşılaştırmasını yaparım elimden geldiğince. Ama WhatsApp Mix ile WhatsApp Aero'nun arasındaki özellikler bunlar. Mesela biraz önce dediğim gibi görüntü ikonlarını değiştiremiyorsunuz. Mesela bazı arkadaşlar değiştiriyor. Hani kamera ikonu olsun, arama ikonları olsun falan, hepsini bunları değiştirebiliyor. Hani standart düzeyden çıkıp başka ekranında görüntüler görmek istiyor. Mesela üst kısma tıkladığımızda ise üst kısımda buradaki özelliklerden biraz önce dediğim gibi gece gündüz modunu buradan kaldırabiliyorsunuz. Mesela uçuş modunu kaldırabiliyorsunuz. Normal WhatsApp gibi bu WhatsApp'a girdiklerinde hani orada uçuş modu ve gece gündüz modu olmuyor gerçekten. Hani dediğim gibi bu bazı özellikleri farklı ve bunda yazıların rengini de değiştirebiliyorsunuz. İşte sohbet alanındaki baloncuk renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu WhatsApp Aero'da arkadaşlar ve ana ekran stiline de tıkladığınızda buradan gördüğünüz gibi bazı özellikleri var. Mesela diyelim ki arkadaşlar bu özellikler şu. Bir arkadaşınızdan size mesaj geldiğinde profilinin üstünde mesela 7 yazıyor, örnek veriyorum. Altında yazıyor. Yani siz nasıl isterseniz bunda o şekilde gelen mesajları karşı tarafına yazıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Yani bu WhatsApp Aero'daki özellikler bu. Ve bizim bana yorumlarda bir arkadaş da şunu sormuş arkadaşlar. Hani ben çevrim içi son görünme, yani bana birisi çevrim içi olduğunda yukarıya online yazısı çıksın istemiyorum diye yazmıştı. Ben de bunu hazır yeri gelmişken göstereyim. Buradan arkadaşlar bakın, çevrim içi son görünme durumu diyor. Ana ekranda çevrim içi son görünme bilgisini kaldırır diyor. Bunu kapatırsanız bakın çevrim içi diye yazıyor. Yani bu kapalı olursa bir arkadaşınız çevrim içi olduğunda ekrana online işte falan online diye yazar. Ama bunu kapatır açarsanız yazmaz arkadaşlar. Kapatırsanız yazar. Dikkatinizi çekerim. Bu biraz ters bir özellik. Yani bazı arkadaşlar açar yazmaz, kapatır yazar. Yani bu ters bir özellik. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Ve mesela konuşma ekranına geldiğinizde ileti yazma yerini, buraları falan değiştirebiliyorsunuz. Bunda emoji renklerini değiştirebiliyorsunuz. Baloncuk ve tik stillerini, yani bunda arkadaşlar çoğu özellik var yani, ama WhatsApp Mix'te bu özellikler yok. Peki WhatsApp Mix'te de neler var derseniz, söylediğim gibi konum öğrenebiliyorsunuz ve atılan mesajların 7 gün sonunda silinmesini olanak sağlıyor. Yani 7 gün sonunda silinebiliyor. Onları da söyleyeyim. Yani aralarında farklı farklı özellikler var. Mesela bakın silinmiş mesaj ikonunun rengi. Mesela biri size mesaj attığında silindiğinde orada hani anlıyorsunuz silindiğini. Onun ikonunun rengini bile değiştirebiliyorsunuz bu Aero'da. Siz de hani nasıl isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Aero'nun bu tarz özellikleri var. İçeriğini değiştirebiliyorsunuz. Tasarımını değiştirebiliyorsunuz. WhatsApp Mix'te ise daha fazla hani karşı tarafın etkisini alabiliyorsunuz. Yani karşı taraf nerede konumunu öğrenebiliyorsunuz veya atılan mesajlar otomatikman geri çekilebiliyor. Onu söyleyeyim. Bunda mesaj boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesaj boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ama WhatsApp Mix'te o yok. Yani şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Karar sizin. Bundaki özellikler daha fazla seçeneğe sahip. Onda sade bir özellikler var ama bazı özellikler de gerçekten çok güzel. Karar sizin. Siz hangisini isterseniz onu indirebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Bu Aero'yu indirirseniz
orijinal WhatsApp'ınızı kaldırmanıza gerek yok. Bunu da ekstra kurabilirsiniz. Ama buna giriş yapınca normal WhatsApp'ınızdan çıkış yapar otomatik. Onu da söyleyeyim. Ama diğer WhatsApp Mix'i indirirseniz orijinal WhatsApp'ınızı kaldırmak zorundasınız. Bunun da bilgisini kısaca vermek istedim. Videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.